Ben Doktor Ali Ulvi Önder, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde Profesör Doktor olarak, öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. 5 yıldır buradayım. Antibiyotik direnci, kullanılan antibiyotiklerin mikroplara, bakterilere etki etmemesi, onlara karşı direnç kazanması anlamında kullanılır. Bu geleceğimiz için oldukça büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Antibiyotik direnci gelişmesi için tabii antibiyotik kullanımız gün geçtikçe arttığı için direnç oluşumu da kaçınılmazdır. Ancak bunu minimumda tutmak lazım. Bunun için de sağlık personelleri, doktorlar başta olmak üzere veterinerler, diş hekimleri ve halka da bazı görevler düşmektedir. Gerçekten yeni antibiyotik üretimi yeterince hızlı gelişmemektedir. Bu nedenle antibiyotik direnci gelecek günlerimizi tehdit etmektedir. Bunun birçok sebebi vardır. Tabii akılcı antibiyotik kullanılması çok önemlidir bu konuda. Biz bunu başaramıyoruz. Onun için bu tehditle karşı karşıyayız. Akılcı antibiyotik kullanımının anlamı şudur. Yani doktorun reçete ettiği antibiyotiği gerekli dozda ve gerekli sürede kullanmak gerekir. Bunun dışında gereksiz yere antibiyotik kullanımı, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında bu tür antibiyotik kullanımı en sık olarak yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Ürolojik hastalıklarda da tabii ki gereksiz antibiyotik kullanımlarını biz doktorlar olarak hastalarımıza sunmaktayız ya da hastalar kendi isteğiyle eczanelerden bu ilaçları alıp kullanmaktadırlar. Tabii antibiyotikler gereksiz kullanıldığı zaman bu daha doğrusu mikroplar gereksiz antibiyotik kullanımıyla o antibiyotiğe karşı direnç kazanırlar. Böyle olunca dirençli suçlar insan vücudunu hasta ederek enfeksiyonlara ve ciddi sonuçlara neden olurlar. Bu nedenle bize düşen görevleri yerine getirirsek bu antibiyotiklere karşı olan direnç gelişimini minimuma indirmiş oluruz. Bunlar nelerdir? Tabii ki biraz önce de söylediğim gibi hasta doktorundan aldığı antibiyotiği uygun dozda ve uygun sürede kullanması lazım. Yani en büyük hatalardan bir tanesi 2 gün antibiyotiği kullanınca hemen yakınmaları düzelir hastanın. İyileştim diye antibiyotiği bırakır. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü doktorun tavsiye ettiği sürede antibiyotiği kullanmak lazım. Ya da aman mikroplar tam ölmemiş olabilir. Ben bir hafta daha bunu kullanayım. Süreyi uzatmakta antibiyotik direnç gelişiminin en önemli nedenlerinden biridir. Bunun dışında tabii diğer önlemlerden halkın yapması gereken şeylerden bir tanesi de daha önce size reçete edilmiş antibiyotiği bir süre sonra başka bir enfeksiyon için kullanmamak. İkincisi başkasına edilen antibiyotiği kullanmamak. Çünkü ayrı bir enfeksiyon kaynağıdır. Ayrı reçete edilmesi gerekir. O nedenle bir de hem miadı geçmiş olabilir. Daha sonra kullanırsanız daha önce kullandığınız antibiyotikten arta kalanı o zaman miadı geçmiştir. Bu da direnç oluşumunu tetikleyen faktörlerden bir tanesidir.